Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü tabii daha Ecevit zamanında başladı. Yani 12 Eylül döneminde başlamış değildir bu. Öncesi de Tabii, tamam. Becevit hükümeti zamanında 977'den sonra başlamıştır. Şimdi NATO'ya dahil ülkelerde bir şey vardı. Yunanistan'ı tekrar NATO'ya alalım. Askeri kanadını alalım, pardon. Çünkü zaten NATO'da da askeri kanattan çekildi. Ama Askeri entegrasyondan çekildi ama subayları karargahlarında duruyor. bunu niye biz önleyemedik? İşte bu hata olmuş vaktiyle. Yani o çekildiği zaman bu subaylar da çekilsin diye biz ısrar etseydik çektirebilirdik. Çünkü Fransa'da biliyorsunuz çekildi. NATO'nun askeri kanadından ama hiçbir subayı yoktu. Bir tek irtibat subayı vardı, o kadar. Ama Yunanistan çekildiği zaman bütün karargahlardaki subaylarını bıraktı. Bıraktı ama 74'ten beri, 78'e kadar bunlar kalmış. Şimdi 78'den sonra tekrar müracaat edilemiyor. Söyledik ama biz onlara bir şey fazla vermiyoruz falan diyor. İdare ediyorlar. Yunanistan da bu Kıbrıs hadiselerinden sonra albaylar juntası gittikten sonra tekrar askeri kanada dönmek için müracaatta bulunuyor. Biz Ege'deki sorunlarda 64'ten önceki şartlarla dönmesine kabul etmiyoruz. Bizim savunmamız bu. İşte bu görüşmeler Ecevit zamanında başladı. Demirel zamanında devam etti. Bizim zamanımızda son buldu. Ben bunu çok detaylı olarak kitabımda izah ettim, açıkladım. Şimdi Ecevit zamanında bu iş askeri bir konu olduğu için NATO'nun komutanıyla, başkomutanıyla, ki o zaman Haig'ti, biz de Genelkurmay Başkanı ve Yunanistan'daki Genelkurmay Başkanı, bunlar anlaşsınlar dedi. Yani onlar bu işi konuşsunlar. Konu askeri ama karar siyasi değil. Karar siyasi. Biz konuşuyoruz fakat Dışişleri Bakanlığı ile ve Başbakanlıkla irtibat halinde konuşuyoruz. Bu 20-21 toplantı yapılmıştır. Ecevit zamanında başladı. Demirel hükümeti zamanında da devam etti. Artık son noktaya gelindiğinde zaten 12 Eylül olmuştu. 12 Eylül'den bir iki ay sonra zannediyorum, 2 Mayıs içerisinde bu iş son nokta kondu. Ve biz 74'ten evvelki şartlarla dönmesini kabul etmedik. Yani konu açılmışken buna devam edelim. Tabii. Etmedik. Ne yaptık? 74'ten önceki durumda Ege'nin hava savunma sorumluluğu Yunanistan'daki 5. ataf mı? 7. ataftı galiba. 7. atafa aitti. Yani 7. Taktik Hava Kuvvetleri sorumluydu. Biz Fır hattından sonraki şeye karışamıyorduk. Bunun kaldırılmasını istedik biz. Yunanistan da kabul etmiyor, biz de etmiyoruz. Daha zannediyorum Ecevit hükümetinin son zamanında veya Demirel hükümeti zamanında, belki orada tarihte hata yapmış olabilirim. Şöyle bir teklif yaptık. Dedik ki, madem Yunanistan bunu kabul etmiyor, biz de 74'ten evvelki şartlarla alınmasını kabul etmiyoruz. O halde Ege üzerinde ki sorumluluk ne Yunanistan'da olsun ne Türkiye'de olsun. Doğrudan doğruya Napoli'deki yani İtalya'daki hava kuvvetleri komutanlığına verilsin dedik. Bunu sağladık biz. Böylece bakın şimdi hala daha öyledir. Ege'deki hava kontrolü oraya aittir. Yunanistan karışamaz. Biz de karışamayız. İşte eleştiriler, efendim eleştiri. Yani siz Ege'deki komuta kontrol meselesini halletmeden, bunun tavizini almadan sözlü, Ve radikal bir sözlü. Dışişleri Bakanlığı'yla mutabakata vardık. Başbakan Demirel'de ona benim yazım vardır. Ve bu teklifi biz o zaman götürdük. Yani şeyken, ben Genelkurmay Başkanı'yken teklifi hükümetten anlaşarak NATO'ya götürdük. Bir türlü bunu kabul etmediler. Sonunda
Haig'den sonra gelen Rogers. Rogers bu iş görevi aldı. İşte Yunanistan'a gitti, bize geldi. Yunanistan'a gitti, bize geldi falan. Ve o tabii yalnız benden konuşmuyor. Tabii başbakanla da konuşuyor. Sonunda artık bu pişirilmiş bir hale gelmişti. 12 Eylül'den sonra Yunanistan'da da Papandreou'nun gelme ihtimali belirdi. İstiyorlar ki Papandreou gelmeden bu iş hallolsun. Çünkü Papandreou gelirse kabul etmez. Kabul edildi ve söyledikleri de doğru çünkü Papandreou geldi. Ben bu anlaşmayı kabul etmiyorum dedi. Zaten Yunanistan'ın lehine olmadığı buradan belli. Yunanistan'ın lehine bir anlaşma olsaydı Papandreou pekala bu şeyi uygulardı. Uygulamadı. Hala da muallakta kalmıştır böyle. Şeydeki taktik hava kuvvetlerine, Napoli'deki oraya bağlıdır. Bu çok ilginç bir noktaya geldi o zaman efendim. Sanki öyle söylendi, öyle yazdılar. Hep öyle yazdılar, bilmiyorlar. 1980'e kadar başbakanlar bu baskıya direnmiş. 12 Eylül olduktan sonra 12 Eylül yönetimi bütün tavizleri vermiş, satmış. Şimdi vaktim olsaydı da Unutulan Gerçekler adlı kitabımda ben onu aşağı yukarı 20-30 sayfa ayırdım buna. Başbakanlığa yazdığım yazılar, onlardan aldığım mutabakat vesaire hepsi onun içinde vardır. Bunun böyle olmadığını, gazetelerde yazıldığı gibi olmadığını açıkladım. Ve ondan sonra zaten şey kesildi. Yazanlar gene var ama okumayanlar. Öyle bir şey olduğu zaman hemen ben mektuptan cevap veriyorum. Şu kitabın şu bölümünü oku, ondan sonra yani konuşalım dedi. Siz zaten olgunlaşmış bir süreç. Tabii. Geleni yapmışsınız evet. O zaman. Yani 12 Eylül'den sonra askeri yönetim olarak sivil yönetimlerin yapamadığı tavizi vermiş. Rogers'ın sözlü ifadesine dayanarak komuta kontrol hakkından vazgeçmiş. Hatta şunu da bize bağlarlar. Ege kapalı sahaydı. Kıbrıs harekatından sonra Ege kapalı sahaydı. Hava uçuşları yapılamıyordu. 714 sayılı notam. Notam ilan edildi. Gitmiyordu. Çok sıkıntılı bir dönem yaşandı. Ben Libya'ya giderken özel müsaade alarak Atina'dan, İstanbul'dan öyle Ege'den çıktım. Eğer müsaade etmeseydi Yugoslavya üzerinden falan gitmemiz lazımdı. Hava trafiği işlemiyordu Ege üzerinde. Tabii bu bizim de aleyhimize. Çünkü hava yolculuğu bakımından çok aleyhimize oluyordu. Yunanistan da rahatsız, biz de rahatsız. Onun üzerine bu 714'ü kaldıralım diye Demirel hükümeti zamanında karar alındı. Yani 12 Eylül'de alınmadı. Orada Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşuldu. Efendim bunun kaldırılması doğru olur dendi ve öyle kaldırıldı. Yani Genelkurmay kaldırmadı. Gerçi Genelkurmay kaldırdı. Genelkurmay ilan etmişti o 714 sayılı dotamı. Ama hükümet kararıyla yani Milli Güvenlik Kurulu'nda konuştuktan sonra kaldırdık. O da çok eleştiriyorlar. O da yok. Biz 12 Eylül'de sanki kaldırılmış gibi onu da bizim üzerimize yüklediler. Evren Paşa bunu kaldırdı diye. Bunu söyleyenler çok var. Çok, o malum çevreler. Ben onları biliyorum. Evet. Ben o gerçeklerin hepsini yazdım zaten kitaplarında. Ama tabii herkes okumuyor ki. Hayır, istiyoruz ki bu belgesel. Tabii. Evet.